İyi hafta sonları sayın seyirciler. Bir Her Şeyi Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız müzik var, tarih var, belki tıp var. Evet. Hoş geldiniz hoş Çağrı Bey, efendim. Hakan sağ Bey. Ol, hoş bulduk. Şimdi sizden başlayalım Hakan Bey. Evet. Mikrofonlar burada, şarkı söyleyeceksiniz ama bir doktorsunuz. Aynı zamanda sağlık, aynı zamanda tıp ve ağız, müzik var. Ağızla ilgili değil mi? Diş. Yok, ağız değil. Plastik cerrahi, medikal estetik. Bunların hepsi mevcut. Ve devam ediyorsun. Ve devam ediyorum. Müzik zaten çocukluğumdan beri olan bir şey. Ortaokul yıllarından beri bir aşk diyelim. İkisi birlikte güzel devam ediyor. Zaman zaman birisi öne geçiyor. Ama ikisini de çok isteyerek, yani içerisinde bulunmaktan memnun olarak, gurur duyarak yapıyorum. Peki ortak yanı var mı bu iki işin? Evet, iki işin de ortak yanı aslında bir sanat olması. Öyle mi? Tabii, kesinlikle. Çünkü hem plastik cerrahi hem medikal estetik bir sanattır. Siz daha çok plastik mi, estetik mi yapıyorsunuz? Zaten estetik yani plastik. Plastik mecburi olanlara aynen, biraz deniyor değil mi? Aynen, estetik, medikal estetik de cerrahi olmayan kısımlardır. İşte yüzün bütün eksikliği varsa, kolajen eksikliği varsa, mezoterapiyle bunları egale edip düzeltebilirsiniz, daha da iyileştirebilirsiniz. Ama mesela burnunu kaldırma estetik oluyor. Ama burnunda et vardı, onu çıkartıyorsa plastik mi oluyor? O bir deviasyon oluyor. Burnunuzda eğer bir eğrilik varsa, deviasyon varsa, bir eğrilik varsa dolguyla da halledebiliyor. Ama daha çok cerrahi, çünkü nefes almayı etkileyen bir faktör. Ama burundaki dışarıdan görünen eğrilikler veyahut da hump dediğimiz buradaki yükseklik çok rahatlıkla sıvı rinoplasti dediğimiz dolguyla da halledilebiliyor ve çok da güzel oluyor. Peki tıbbi eğitim çok ağır bir eğitim biliyorsunuz. Kapanıyorsunuz, yıllarca çalışıyorsunuz. Evet, halen eğitimdeyim. Halen tabii ediyorum. Saraybosna'da eğitime devam ediyorum. Ne eğitim alıyorsunuz? Plastik cerrahide uzmanlığa devam ediyorum. Nasıl oldu o geçiş müzikle? O öğrencilikte mi oldu? Daha önce de var mıydı? Nasıl oldu? Yok, aslında nasıl oldu? Üniversite yıllarından sonra oldu. Ama benim müzik aslında şöyle gelişti. Hayatımda, hani insanların hayatında belli dönüm noktaları vardır. Üniversite okurken de vardır. Kendinde bazen bir şeyin eksik olduğunu hissedebilir. Belki yaşadığı ilişkilerden kaynaklanabilir bu. Uzun süre bir ilişki yaşar. Bir anda bittiği anda boşluğa düşünebilir ama hala içinde o eksik olan ukdeyi arayabilir. Ve bende de aslında öyle bir şey oldu. Dedim ya, tutunacağım bir şey olması lazım ve gerçekten beni de besleyen ve yapmaktan da zevk duyacağım bir şey. Ve bir anda bestelerim oluşmaya başladı. Yani kendi kendime gitarı elime alınca hiç böyle bir şey olacağını da düşünmüyorum. Çünkü söz müziklerimi genelde kendim yazıyorum şarkılarımda. Öyle oluştuğu için tamam dedim, ben bu işi artık profesyonel anlamında yapmam gerekiyor. Yapmaktan da gerçekten de çok büyük keyif alıyorum. Sahnelerle çok güzel oluyor. Yani Harun Kolçak, Allah rahmet eylesin, onunla bir düetimiz var bizim en son albümünde. O da aynı şeyi söylerdi. En mutlu olduğum yer benim o sahne. Çünkü insanlarla beraber aynı şarkıyı göz göze söylemek. Ve o yönde de kendimi birazcık ilerlettim. Peki estetik kavramına gelelim. Şimdi Çağrı Bey'e de geleceğiz. Aynen. Şimdi bir insan estetik operasyon geçirerek daha estetik bir hale gelebiliyor mu? Şimdi estetik operasyon aslında şöyle. İhtiyaç varsa biz daha çok neye bakarız? Doğallıktan yanayız her zaman. O doğallığı bozmayacak şekilde hastanın da motivasyonunu sağlayacak. Çünkü burada önemli olan şey... Hasta bizim... mı çirkin mi orada mesela? Yok, çirkin de değil, çirkin aslında. Değil, bir şeyden rahatsız. Geldiyse mesela şu var. Çirkin görüyor değil mi? Çirkin görmek demeyelim de kendinde bir şeyleri eksik görüyor. Veyahut da daha çok, hani insan oldu öyledir. Daha çok kusursuzluğa oynarız. Daha çok yani hep böyle sonsuzlukta böyle daha bir iyiye doğru. Takıntı aslında gideriz. Değil mi yani kusursuz olmak? Kesinlikle yani. Takıntı bence herkese bir miktar kusur olmalı. O kusur da güzeldir. Belki bizi diğerlerinden farklılaştıran şeydir. Esprili olan o. Kesinlikle. Şimdi Çağrı Bey'e dönelim. Aynı soruyu size soralım. Bir şehri estetik müdahalelerle daha estetik yapmak mümkün mü mesela? Mümkün.
Tabii mümkün. Çünkü İstanbul özelinde bunu mesela konuşuyorsak, şu anda içinde yaşadığımız şehirde Roma'nın bir estetik anlayışı vardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun bir estetik anlayışı var. Ve Cumhuriyet döneminde de şekillenmeye çalışan bir estetik anlayışı var. Mimari akımlar söz konusu. Fakat tabii ki burada tıbbın estetik anlayışıyla tarihin ya da mimarinin estetik anlayışının birbirinden farklı olduğunu da şüphesiz söylemek gerekiyor. Fakat nihayetinde hepsinin ortak noktası bir şeyi geleceğe daha güzel ve daha başka kaygılardan uzak olarak, daha uzun ömürlü olarak taşımak gayesi var. Estetik kaygılar dendiği zaman bende negatif bir çağrışım yapıyor. Yani estetik algı sanki yüzeysel bir şeymiş gibi geliyor, aslında değil mi? Aslında hemen sözünüze girmek isterim. Yani estetik, çünkü toplumumuzda estetik dendiğinde sanki yapılmaması gereken bir şey veyahut da yapılsa da çok önemli olmayan bir şeyin estetiğine girmek gibi görünüyor. Aslında öyle değil. Şimdi hayatın da bir estetiği var. Kesinlikle. Oturmanın bir, aslında üsluptur estetik bence. Yemek yemenin de bir estetiği var. Yani her şeyi bir araya koyup yemek de var ama tane tane onların neyle, hangi yemekte hangisinin uyuşacağını bilerek de yemek var. Bence estetik bu anlamda. Yani aynaya uyum. Uyum. Tabii uyum. Kesinlikle bir uyum. Aynaya ben baktığımda, şimdi yaş diye bir gerçek var. Zaman var, yer çekimi, gravity var. Bunlar bizi, yani bunu asla karşısına geçemeyiz. Aşağı doğru çeker. Bütün bizim yüzümüz yavaş yavaş aşağı inmeye başlar. Çünkü çok doğal bir şey. Çünkü elastikiyet kaybı olur. Bunu kaldırmamız mı lazım? Yani lazımdan bahsetmiyorum. Şimdi ben aynaya baktığım zaman, ya kendimi nasıl daha iyi hissedebilirim? Cildime nasıl bir güzellik yapabilirim? Ve nasıl, yani bunu yaptığım zaman mutlu olacak mıyım? Ve bu bana motivasyon olarak hem aileme hem işime daha bir farklılık pozitif anlamda getirecek mi? Getirecek. Absürt görünecek miyim? Hayır. Veyahut da dışarıdan parmakla gösterecek miyim? Aa, bunu yapmış diye? Hayır. O zaman biz diyoruz ki vücudun için yapacağın her şey senin faydanıdır. Evet. Şimdi işin tarih boyutuna gelelim. Bu saray kültürlerini siz inceliyorsunuz. Evet. O saray kültürleri de estetik midir? Yani asıl şeysi, ölçüsü bunun estetik olmak mıdır? O gösterilerin veya seremonilerin veya geleneklerin şeysi estetik olması mıdır? Kesinlikle öyledir. Hatta bu o seremoniyel hayatın içerisinde, yani törensel hayatın içerisinde o anda orada var olacak kişilerin giyim kuşam özelliklerinden hangi mevkide durulacağına kadar büyük bir resmin parçası aslında. Hepsi estetik kaygılarla ortaya çıkıyor. Fakat siz bunu zarafet ve nezaket dairesinde yeniden ve yeniden şekillendiriyorsunuz. Zaman içerisinde bunu en mükemmele ulaştırmak derdiyle hemhal oluyorsunuz ve nihayetinde imparatorluğun yahut bir devlet, milli devletin yahut imparatorlukların, krallıkların bu saray düzeyindeki estetik kaygıları ortaya çıkıyor. Mesela bir padişahın halkını selamlamaya çıktığı zaman giyeceği kıyafetle gündelik hayatında giydiği kıyafet, sarayda tahta çıkacağı zaman giyeceği kıyafet, bir mecliste, yani bir eğlence meclisine katılacağı zaman giyeceği kıyafet birbirinden farklıdır. Bunlar kendi sahası içerisinde estetik kaygılar taşımaktadır. Hem ortama uyumludur, hem o ortamda olana uyumludur. Dolayısıyla bahsettiğim estetik aslında böyle bir şey. Siz harika bir matematiksel deha ile ortaya muazzam mimari bir eser koyabilirsiniz. Ama fiili durum uymazsa o. Evet, onun içerisinde sizin o ağırlığa uygun olarak bir letafetle, bir nezaket, bir zerafetle varlığınızı göstermeniz gerekir ki ancak o takdirde siz o yapının içinde eğreti durmayın. O eğreti durmaz zaten. O zaten bir dehanın mahsulü olarak saray ortaya çıkmıştır. Saray zaten bir dehanın mahsulü. Evet, ya nasıl siz Selimiye nasıl benim yanımda eğreti durabilir ki? Doğru, onun yanında ben eğreti durabilirim ancak. Ve bu kabullenişle ona gitmeliyim ve ondan ilham alarak kendi estetik kaygılarımı ortaya koymalıyım. Yalnız buradaki bahsettiğim estetik kaygı bugün her yerde gördüğümüz
geçmişte var olan bir şeyin taklidini ortaya koymaktan bahsetmiyorum. Yeni bir şeyi kendi medeniyetinin ve kültürünün doğru estetik, gerçek estetik kavramları üzerinden yeniden var edebilmek. Tıpkı bir ekmek gibi. Bir ekmek yapmak için bir mayaya ihtiyacınız vardır. Ama o mayadan bir parça arttırırsınız, yeni daha bir ekmek yapacaksınız. Evet. Ve gün geçtikçe o ekmeğin lezzeti katlanarak artar. Aslında gerçek bir estetik kaygı sizi daha lezzetli bir ekmeğe götüren bir mayadan farksızdır. Evet. Şimdi estetik kaygılardan biraz müziksel kaygılara kaygılara, evet. Günümüzde öyle kaygılar da var. Ne şarkı söyleyeceksiniz? Aşkın Adı. Aşkın Adı şarkısını ben yazdım. Hatta onu oğluma yazdım. Ne güzel. Kaç yaşında oğlum? Oğlum 16 yaşında. Allah bağışlasın. Çok sağ olun. Küçükken ona hep Aşkın Adı diye seslenirdim. Müzik de biraz erkek. Erkek. Adı da Kayra. Selam olsun ona buradan. Ve müzik de böyle hasbihal haline gelmeye tam böyle yakınlaştığımda birden öyle bir şarkı çıktı. Kaç yaşındaydı o yazıldığında bu şarkı? 2016'da yazdım kendisini. Yani 10 yaşında, 8 yaşında falan 8 mı? 8 yaşlarındaydı. Sonra biz bazen müzisyen arkadaşlarla otururuz, yaptığımız şarkıları besteyi birbirimize dinletiriz, fikir alırız. O zaman da Yusuf'la konuşuyorduk, Yusuf Güney'le. O da kendi şarkılarını dinletir, ben de öyle. Ya dedi, ne güzel şarkı, bana ver dedi, ben söyleyeyim. Dedim, bu benim için çok özel şarkı. Ama dedim, istersen buyur gel, düetimizi yapalım beraber. Bu şarkı öyle gerçekleşti. Hadi dinleyelim onu. Hadi o zaman. Hadi dinleyelim, merak ettim. Tamamdır.
Bravo. Böyle bir şarkı. Şimdi merak ediyorum. İki tane mesleğiniz var. Evet. Bu meslekler arasındaki geçiş nasıl oluyor? Mesela bir hastanız gelip estetik yaptırmış, bir de şarkısını mı dinleyeyim diyor. Yoksa şarkıyı dinleyen birisi ya, ya güzel şarkı söylüyormuş, bir de burnumu onu mu yapsın diyor. Nasıl oluyor? Ya aslında klinik çalışmalarda şöyle oluyor. Ben en çok reklamlardan ziyade, hani sponsorlu reklamlar vesaire, onların yerine en büyük reklam hastanın aslında aldığı sonuçtur ve kendisidir. Çünkü bir hasta mutlu olduğu zaman her türlü işlemle, ki ben tavsiye eder gidip kesinlikle etrafındaki "aa ne güzel olmuş" dediği anda ayaklı gazete gibi oluyordur. Bu güzel bir şeydir bizim. Çünkü bütün hastalarda ben ne isterim? Aile gibi bir ilişki kurarım ilk önce. Yani istediği zaman bana ulaşabilir, her türlü soruyu sorabilir ve sonuna kadar da takip ederim. Yeter ki en sonunda mutlu olsun. Müzik olarak nasıl oluyor? Biliyorsunuz bir pandemi yaşadık. Yani Covid'de zaten benim son konserim pandemiden bir gün önceydi. Karşıda Hayal Kahvesi'nde bir konserim olacaktı. Hatta Tıp Bayramı'ndaydı. 14'ünde, ertesi günde... 14 Mart mı? Evet, ertesi günde bütün sahneler kapandı. Müzik sustu zaten. Çok gereksiz bir olay yaşadı. Çok gereksiz ve çok... Hiçbir işe yaramadı o kapanmalar. Hiçbir işe yaramadı. Doktor olarak da söylüyorsunuz bunu değil mi? Kesinlikle aynı fikirdeyim. O konu çok su götürür çünkü. Ondan sonra ya pek çok müzisyen arkadaşımız da çok çile çektiler. Yani çok sıkıntı yaşadılar. Herkes sıkıntı yaşadı. Zaten çok fazla hani sahne zaten olmadığı sahne için. Sahne talebi bitti ama mesela estetik talepler azaldı mı orada? İnsanlar daha bir can derdine düşüp dur şimdi burnumu sonra yaptırayım mı dediler? Ya aslında o da azaldı. Neden? Çünkü can derdine düşmek gibi bir tabiri kullandınız, gerçekten de öyleydi. Yani bir belirsizlik, neyin ne olacağı belli değil. Ama tabii ki gereken öyle sağlıksal durumlarda hastanelere geliyordu zaten. Durumları böyle estetiksel kaygıdan ziyade daha çok sağlıksal sorunlar var ise geliyorlardı ve bu konuda zaten olması gereken şeydi. Müzik o anda zaten bestelere yansıyor. Evde zaten canlı... Konser veremeyeceğiniz için beste yap. Evde canlı yayın yapıyorduk mesela. Neden? Hani bunun bir kazancı olsun diye... Duygusal tatmin. Tabii sevdiğimiz için, şu anda da öyle zaten. Hani benim için ortaya koyduğum bir eser, bir beste... ardımdan kalacak olan güzelliklerdir. Ben öyle bakıyorum. Dedim ya ikisi de sanat diye. Gerçekten de öyle. Birisinde sesinizle, kendi bestelerinizle, insanların da kendilerinden bir şey bulacağı şeyleri insanlara sunuyorsunuz. Diğer taraftan aynı şey yapıyorsunuz. Peki ortak insan var mı? Hem konserinize geliyor hem bunun. Var tabii ki. Var değil mi? Olmaz olur mu? Tabii ki. İkisi bence birbirini destekliyor. Onu da görüyorum. Onu merak ediyorum. Evet. Şimdi... Gelelim, bir estetik var, estetik kaygılar var. Sanıyorum o estetik daha aslında yapılırken ortaya koyulması evet. gereken bir kavram. Bir de restorasyon var. Evet. Değil mi? Şimdi bu tarihi eserler, saraylar evet. restore ediliyor. Bu açıdan yani o restore edildiğindeki kriter ne olmalı? Güzel mi görünmeli? Orijinaline mi yakın olmalı? İnsanlarla iç içe mi olmalı, nasıl olmalı veya nasıl oluyor şu anda, nasıl buluyorsunuz o restorasyonları? Tabii ki bir restoratör ya da mimar değilim. Fakat bütün bunlarla iç içe yaşıyorum ve bunlar hakkında yazıyorum ve bunların içindeyim. Ben şüphesiz ki ulaşılabilen en eski kaynaklardan, görsel kaynaklardan, planlardan yahut başka bilgilerden hareketle bir yapının, bugüne erişmiş bir yapının olabildiğince en eski tarihe, en orijinal haline döndürebileceğimiz ölçüde döndürülmesinden yanayım. O yüzden açıkçası Kız Kulesi'nin restorasyonunu duyduğum zaman... Hayır, beğenmemek hususundan bahsetmiyorum. 18. yüzyıldaki aslına bir görsel malzemeden hareketle 18. yüzyıldaki şekline çevrildiğini biliyoruz, asli haline getirildiğini biliyoruz ve bu gayet uygun bir şey. Bir tek ışıklar var, istediğin renge geliyor. Evet, İstanbul'da maalesef böyle bir durum var. Yani ışıklar... O fena bir şey değil ama yani. Yani güzel yani, rengarenk ben hoşuma gidiyor tabii, yani. Bence de. Ama İstanbul'un bütünsel bir şiirselliği vardır aslında. Silüetinden başlar. Ya köprülerde ve de var, boğaz içine her yerde yayılır. Var. Evet, birilerinin o ışıkları getirmesi yani onları makbul etmiyor. İstanbul'u 1850 yılında dondurup o mimaride
Hayır. Şey yapmak da mümkün değil, değil mi? Kesinlikle değil ama şu olabilir. Mesela İstanbul'daki bütün tarihi yapılar aynı renkte ışıklandırılır ve bütün bunlar şehrin başka yerinde kullanılmaz. Tek bir renk olur örneğin. Ve ama o zaman öyle miymiş yani tarihin boyunda? O zaman böyle bir şey mümkün değil. Her şey aynı renkte miymiş? O da gerçeğe uygun değil. Böyle bir şey olur. Işık yok o zaman. Yani zaten yok. Nasıl ışıklandırılabilir? Ama kandillerin rengi var nihayetinde. Ve bu bence böyle bir şehrin, yine az önceki estetik kaygılardan hareket ederek söylüyorum. Gecenin karanlığında bütün şehrin o harika abidelerinin, şehrin neresinde olursanız onun, orada bir yapı var deyip işaret edebilmeniz yahut şehre gelen birisine gece bütün işte mavi ışıkları takip et, onların hepsi şehrin en kıymetli hazinelerini temsil eder diyebilmek bile başlı başına bir rota oluşturur şehrin. Gecenin karanlığında şehri siz bir rotaya oturtursunuz. Bu kıymetlidir ama bununla birlikte hisarların restorasyon süreçleri. Hisarları mesela torpille yaktırırdık. Fazla elektrik yakıyor diye söndürürlerdi hafta içleri. Bilmem yani zorla yaktırılırdı hisarlar, evet, falan. Evet. Işıklandırma, evet, hikayesinde de. Şimdi mesela herkesin en bildiği herhalde Topkapı Sarayı'dır, değil mi? Evet. O nasıl mesela? O zamanını yansıtıyor mu? Yani Topkapı Sarayı zaten zaman içerisinde eklemlenerek genişleyen farklı mimariye sahip bir şey. Tam da İstanbul'a uygun aslında, olabildiğince karışık bir rüya gibi. Dolmabahçe için bunu kullanır bir İtalyan yazar ama ben onu Topkapı için de kullanıyorum. Son zamanı çok güzel Topkapı Sarayı'nın, çok beğeniyorum. Milli Sarayların İdaresi zamanında. Çok fazla malzeme açıldı, restorasyonlar tamamlandı, bahçeler yeniden düzenlendi ve saray aslında saray hüviyetine, yine o estetik kaygılar mümkün olduğunca gözetilerek, saraya uygun monark kaygılar gözetilerek yeniden şekillendi. Yani oraya gidip ziyaret eden birisi. Evet. O yaşanan hayatı hissedebiliyor mu şu anda? Ben uzun zamandır ağırlığını, ziyaret etmedim. Evet, sarayın daha önceki ziyaret edenlere nazaran şimdiki ziyaretçilerinin şüphesiz ki daha ciddi ve daha sınırları belli ve daha fazla zengin ve ihtişamını kendisine gösterebilecek bir sarayla karşı karşıya olduğuna hiç şüphe yok. Peki. Konular ne kadar birbiriyle bağlı aslında? Restorasyondan bahsediyoruz. Estetik ve restorasyon. Restorasyon zamanı birazcık yenilen yapıların tekrar eski, evet, haline getirmesi. İnsanda da işte biz bunu yapıyoruz. Medikal estetik ve restorasyon. Aslında restorasyon. Biz restorasyon yapıyoruz. Neden? Çünkü yüzde eğer farklılaşma, işte derin yağlarda erime, kemikler bile erime gösteriyor. Biz diyoruz ki ona full face restoration diyoruz. Altın oran vardır çünkü. Hani zamana meydan okuma. Neden? Çünkü insan hep ölümsüzlüğü ister. Hep zamana meydan okumak ister. Sahip hep olamayacağı. Sahip olamayacağı. Ama şöyle bir gerçek de var. Gerçekten de eğer ahiret gibi bir inanca sahip olmasak, biz bu hayatı ne kadar zaman biçilmişse yaşayıp artık bir daha siz olmayacaksınız, ben olmayacağım desek kafayı yeriz. Öyle kabullenmek bir mümkün değil. Mümkün değil asla. Böyle bir inancımız Allah'tan var ki bu da bir aslında ölümsüzlüğe oynuyoruz. Hep daha iyiye, güzel şeyler yapmaya ve orada ödüllendirilmeye. Bu hayatı da yaşarken kaliteli bir şekilde ya direnebildiğimiz kadar direnip, yani ama güzelliklerle. Ama yüzünü yaparken karaciğerine bir şey yapamıyor. Yani. İşte onu ne yapıyoruz? Biz onu da sağlıklı hayatla bağlaştırıyoruz. Diyoruz ki her şey senin yüzün değildir. Asıl insanın içidir, tasavvufi olarak da öyle. İçine çok iyi bakacaksın ki bu senin yüzüne de inkişaf edecek. Diyorsunuz. Evet. Restorasyon hususuna yine estetikten ben de kendi tarafımdan size çok bağlantılı bir cümle kuracağım. Şimdi kimi insan şüphesiz ki gelip bütün yüzünü yahut bütün vücudunu kendince estetik bir hale getirmeyi talep, evet, edecek, ediyordur. Tabii. Bir kesimde ancak belli bir uzvunun kendince işte o kaygısını giderecek şekilde estetik bir görünüme kavuşmasını istiyordur. Onunla mutlu olacaktır belki, evet, de. Tabii. Bizdeki restorasyonlar nasıl? Bizdeki restorasyonlar bir yapın, evet, tamamını restore ediyorlar. En sevdiğim şey. Ama biz sevmiyoruz bunu çünkü yapının yaşayan bir şey olduğu kabul edilir. Bir ruhu vardır. Var, Mevlevi dünyasında da bu böyledir. Aslında İslam'ın felsefi olarak doğru temelinde bu vardır. Her şey
Tanrı'nın yarattığıdır günün sonunda. Evet. O evet ben benim elimle şekilleniyor ama Tanrı'nın ilhamıyla aslında orada var oluyor baktığınız zaman. Kesinlikle. Ve bununla birlikte bizler genellikle yapının o ruhunu hiçe sayıp tam da sizin az önce yaşlanmaz diye aslında vurgu yaptığınız noktayı hiçe sayıyoruz. Evet. Ve o ruhun oradan uçmasına vesile oluyoruz. Evet. Çünkü evet. Neden? Bütünüyle bir restorasyon çok pratik. Evet. O taşın kimyası, o ağacın oradaki varlığı çok da önemli değil aslında. Evet. Yıkalım evet. Ve yapalım. Daha pratik, çok daha fazla prizimiz olacak. Evet. Aydınlanmamız evet. Çok rahat değil olacak. Mi? Artık kimse burada üşümeyecek. Evet. Bunlar bugünün kaygıları. İstanbul için konuşursak İstanbul'un geçimliliklerinin kaygıları bunlar. Evet. İstanbulluların değil işte. Kesinlikle. Yani o beni hani Orhan Gence beni baştan yarat diye şarkısı var. Şimdi birisi gelip size beni baştan yarat diyorsa onun vücudundan daha ziyade kafasında bir sorun var demek değil mi? Kesinlikle o? Öyle çünkü yaratıcı bir tanedir. O da Allah'tır. Bir defa yaratılmışız. O kelimeyi de zaten hani creative kelimesini de birazcık ben kullanmama taraftarıyım. Çünkü yaratmak bir şeydir. Bir kişiye aittir. Yani yoktan var etmektir. Sonradan yapılan şeyler... Biz de dosya falan yaratabiliyoruz dijital ortamda. Evet, aslında o yaratmak değil, olan bir şey üzerinde yapılan düzenlemelerdir. Hani hep estetik diyoruz ya, kainat koskoca bir estetik aslında, bir uyum Allah'ın yarattığı. Yani bu kadar her şey muazzam. Yani milimetrelerle ölçülürken dünyanın, ayın, işte bütün gezegenlerin oradaki birbiriyle olan mesafesi. Biz zaten insan küçük bir kainat, ben öyle diyorum. Allah bizi küçük bir kainatı içerimize koymuş. Buna çok güzel bakmak lazım. Zübde-i alem. Alemin. Yani sorun gene şu. Alemin, evet. Beni baştan yarattınca git hanımefendi sen bir kafanı şey yap evet. Demiyor musunuz siz ona? Öyle bir... Şaka da olsa diyenler oluyor. Ben sadece gülümsüyorum. Hemen psikolojik olarak diyorum ki hani uygulamalar haricinde bir sohbete başlıyorum. Hani şaka da olsa altında bir gerçek olabilir düşüncesiyle. Sorunları merak etmek. Aslında bütün medikal estetik uygulamalarından önce de yurt dışında da öyledir. Ben 3-4 ayda bir işte hem Amerika olsun Avrupa'da eğitimlere hep katılırım. Çünkü tıp gelişiyor, yaklaşımlar gelişiyor. Ve orada da yapılan şeydir. Herhangi bir medikal estetik uygulamaya gerçekten de ihtiyacı yoksa ve geliyorsa ve hakikaten bu kafalarda var yok değil... İlk önce psikolojik olarak danışman yardımcı ya ben oluyor. Şöyle bir şeye şahit oldum. Çok da küçüktüm. Meşhur bir tiyatrocunun kardeşi ayakları taraklı diye küçük parmaklarını kestirmiş. Yani sağlığı engeldeyse hiç gerek yok mesela. Hayır bu sağlığın ötesinde bir tabii. Hastalık bu yani. Evet. Yani bir tarafını kestiriyorsan sen parmağını. Evet. Şimdi orada size de zor bir şey düşmüyor mu ya yani? Düşmez olur mu? İşte her bu, önüne geleni ameliyat yapmamak lazım. Kesinlikle yani. Öyle. O yüzden ilk önce psikolojik destek önemli. Yani işte aile, çocukluk, küçüklük, arkadaşları, sosyal çevre. Acaba hangi duruma bunu kendi mi istiyor yoksa zoraki mi istiyor? O yola zorlanıyor mu? Bunu çözdüğümüzde bazen demeyeceğim %50-%60 o işlem olmuyor mesela. Çok mutlu oluyor. İş çözülmüş oluyor. Kesinlikle. Hadi biraz daha müzik diyelim. Müzik diyelim. Ne dinleyeceğiz şimdi belli mi? Evet. Tesir. Tesir bu tesirin şarkısı. Hikayesi neymiş? Tesir farklı bir şarkıydı önceden. Diren Kalbimdi. Sonra Yazgın Kaşak sözcüleri arkadaşımla birazcık değiştirdik. Onu bir takım işte güncel eskiden yazdığım bir şarkıydı. Güncel kelimelerle uyarladık. O şarkı da... Şarkıda anlatayım ne olduğunu. Peki, hadi dinliyoruz şarkıyı.
Bravo. Sizi dinlemek isteyenler, takip etmek isteyenler nasıl takip etsinler? Nerelerde faaliyetleriniz, konserleriniz var? Sosyal medya hesaplarında bu aralar gerçi çok kullanamıyorum ama muhtemelen yeni bir şarkım da gelecek. Bayramdan hemen sonrasında, hatta bugün de fotoğraf çekimleri yaptık. Bir önceki şarkım 2 ay önce çıktı. Artık birazcık dedim hareketlendirmek artık lazım. Artık albüm olmuyor değil mi? Şarkılar mı tek tek geliyor? Nasıl? Şarkılar yani? Aslında single. Tekli olarak çıkmak daha ne derler? Dinleyiciyi daha seninle çok buluşturuyor. Sebebi de şu. Albüm olunca, bir albümüm var mesela, 2014'te bir albüm çıktı Gidiyorum adında. İşte daha sonra düetler oldu vesaire, ama albüm olunca öyle bir zamandayız ki müzik olarak çabuk tüketiyor insanlar. Albüm oldu, 8-10 şarkı oldu ve ne oluyor? Dinleyip geçiniyor. Bir de albüm şimdi sanal bir şey kaldı, çünkü şarkı tek. Aynen. Bir şey basılıyor mu sizin? Mesela çıkarttık. Artık yani single'larda hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey basılmıyor. Maxi single'sa, 3-4 şarkılıksa veya albümse basılıyor. Artık o basma CD devri geçti. Bir şey geçti değil geçti mi? Geçti onlar. Göstermelik, bazen vinil plaklar basıyorlar. Aynen, böyle şey, nostalji olsun diye. Olabiliyor. Ama sık aradıklarla tek tek çıkarmak daha tek güzel oluyor. Evet. Şimdi biraz saraylara gelelim. Şimdi siz elinizde sınırsız yetki olsaydı, hangi binada yaşardınız İstanbul'da? Hangi sarayda yaşardınız? Hiç düşünmedim böyle bir şeyi ama yani Boğaziçi'ni çok seven birisi olarak, Boğaziçi'nde sadece Beylerbeyi Sarayı olarak var ama Dolmabahçe de var. Evet, yani daha onu İstanbul kabul ediyorum aslında başlangıç noktasında. Aslında Yeniköy'de falan da saray niteliğinde yalılar var. Tam da o hattı işaret edecektim aslında. Beykoz'daki Mecidiye Kasrı harika bir yapıdır. Çok ferah, Boğaz'ın öte tarafında nefis bir letafete sahip bir yerdir. Haliç'te de harika bir Aynalı Kavak Sarayı var. Ne yazık ki bugün sadece bir Hünkar Kasrı, 3. Selim döneminde şekillendirilen yapı bugüne erişmiş. Fakat orası da çok güzel. Sessiz, sakin, İstanbul'da İstanbul'u dinleyebileceğiniz yerlerden birisi. Ben Kanlıca'dayım ve çok memnunum halimden. Kanlıca'da ne var? Kanlıca'da da Hidim Kasrı var. Onun gölgesine sığındım. Yapılmayan bir börek şeyci ne vardı? En eski şeysi. Unuttum ismini. Koççuların Yalısı'nın yanındadır hemen. Kont börekçi şeysi derler. Gemilere börek veren. Unuttum ismini şimdi. Kont Ostrorok Yalısı'nın yanında. Ostrorok'tan sonra. Neyse, hatırlayınca söylerim ismini. Kanlıca'da kalırım diyorsun. Ben halimden memnunum. Peki, sizin konuya gelecek olursak, dünyanın estetik harikası kimdir? Estetik harikası insan olarak kimdir? İnsan olarak ve doktor elinden çıkmışını soruyoruz. Ya ben kim çok iyi yaptırmış bu işi yani? Bence yaptıran diye bir şey yok. Bence insanın kendisi bir estetik harikası. Nasıl olursa olsun. İnsan olmak zaten tamam budur. Ama bir de çıkıyor bazıları böyle çok bir şeyler yaptırıyorlar kendilerine ve onu çok sevmiyorum işte ben. O çok bir şeyler yaptırmak, doğru şeyler yapmak demek değildir. Biz sadece düşüncemiz gerçekten bir eksiklik olabilir. İnsanın hani yaratılıştan bahsetmiyorum bu arada. Sonradan geçebilir. Daha sonra farklı vücut fonksiyonları başka şeye sebebiyet verebilir. Mesela birden kilo alabilir. Bunları zaten sağlık sorunu kilo almak. Onun üzerinde çalışmalar yapıyoruz ve çok da başarılı oluyor. Bence bir şeyleri çok yaptırmak değil de gerektiği ölçüde doğallığı bozmadan ve kendinizi de mutlu edebileceğiniz. Yani ben şöyle bakıyorum estetik olarak. Hatta geçen bir hastama da söyledim. Nedir yani dedi gözünüzde? Allah'ın yaratmış olduğu en maksimum nokta neyse bir insanda, hani ya çok yakışıklı bir adam, çok güzel bir kız diyoruz ya, o bizim sınırımız olmalı dokunuşlarda. Onun üzerine geçmemeliyiz. Eksiklikler olduğu zaman bu arada. Yani herkes yapılacak şey değil. Yani o bizim altın standartımız olmalı. Ama abartıya kaçıldığında zaten herkesin zaten gözüne görünecek olan şey bunu yapmış ya falan olur. Ya bizim standartımız odur. Yaratılış içerisinde kalıp o arada oynamak. Şimdi beste yapıyorsunuz siz. Evet. Estetik operasyonda bir beste gibi bir plan, bir yaratıcılık, bir şey var mı onun, yoksa belli midir o, nasıldır? Ne biliyor musunuz?
Medikal estetik de şöyle bir şey aslında, dedim ya ikisi de sanattır. Gerçekten tabii temel bir bilgi olacak. Hani arterlere veyahut da dokuların işte epidermisi, dermis tabakası veyahut da subkutan alanlar nerede, hangisine ne kadar yaklaşabiliyorsunuz, enjeksiyon yapabiliyorsunuz. Bu bilgi zaten anatomik bilgi olacak. Ama onun yanında medikal firmaların da protokolleri vardır uygulama yaparken. İşte şu ürünü şu derinlikte kullanman lazım, şu bölgeye kullanman lazım, kemik üstü veyahut da cilt altı. Ama onu yaparken de siz kendi protokolünüzü, kendi sanatınızı kendiniz koyuyorsunuz. Çünkü hasta geldiği zaman diyoruz mesela elmacık kemiği buradan çöküntü olmuş. Çöktüğü zaman ne olur? Buradaki bütün yağlarımız ciltle beraber aşağı ineceği için burada nazolabiyal dediğimiz yarıkta oluşur. Yani buradaki koyacağınız miktarı siz belirliyorsunuz. O sizin sanatınız oluyor. Veya dudağı hiç olmayanlar mesela. Ya olabiliyor. İp ince dudaklı hanımefendiler gibi. Boyuyorlar, kalınlaştırıyorlar onu. Evet, boya yetmez mi? Boya yetmiyor. Çünkü boya renk olarak kalıyor. Ama ip ince dediğim gibi bundan acayip ama rahatsız bir de böyle oluyorlar. Patlamış bir dudak oluyor. Ona da dokunmaya şey i̇şte yapıyorsunuz. Bir o şey değil. Mi olur diye. Aynen o değil bizim şeyimiz. Ama biraz önce bahsettim ya, sağlıksal olarak gerçekten çizgi gibi dudak diye bir şey yok. Biz birazcık onu geliştirmek için o da bir sanattır. Çünkü herkesin, her doktorun da eli farklıdır. Siz kendi imzanızı atarsınız, başkası kendi imzasını atar. İkisi de doğrudur ama yaklaşım önemli. Peki, şimdi o saray şeysinde insanların estetik anlayışı, bir kere padişahlar çok evet. düşkünler değil mi estetik görünüşlerine falan? Tabii ki. Çok düşkünler. Sarayın atölyeleri mütemadiyen padişah için çalışıyor. Mücevherciler çalışıyor, tekstil atölyeleri çalışıyor, ayakkabıcılar çalışıyor. Ve dediğim gibi o kadar önemlidir ki bu. Bir padişahın da bir törende ne giyeceği, yine söylediğim gibi törene davet edilenlerin de ne giyeceği bellidir. Hatta yayınladığım bazı vesikalar vardır. Orada mesela Hakan Bey bir resepsiyona, saraya davet edilecek. Orayı, ona yazılır ki şu saatte şurada olmanız gerekir ve çok erken tarihli şeylerden bahsediyorum. Şu kıyafetle hazır olacaksınız. Hatta geleceği binek atının koşum takımlarına varıncaya kadar yazılır. Şimdi sadece yazıyorlar. Papyonlu gelir. Hiç ben katılmıyorum. Teşrifat dediğiniz şey, protokol dediğiniz şey devletin namusudur. Fevkalade ciddi uygulanmalıdır. Bu gelenek buna müsaittir. Bütün bunları görmezden gelemeyiz. Çünkü böyle şeyler yukarıdan aşağıya doğru gölgesi akseden şeylerdir. Işığı akseden şeylerdir. Doğru yansımalıdır ki bizim sosyal hayatımızda yer bulabilsin. Kendi hanelerimizi, kendi iş hayatımızı, özel hayatımızı buna göre şekillendirebilelim. Şimdi kadınlarla erkekleri karşılaştırırsak, erkekler sanki daha şık değil mi sarayda? Kadınlar da çok güzelliğine meraklı mı? Nasıl? Meraklı. Hatta kadınların bu şeyle... Ama erkekler de yani sanki çok daha şık gibi geliyor. Yani o resimler erkekler yani. Mi? Evet. Aslında çok daha fazla erkek resmi gördüğümüz için böyle geliyor. Bu arada çok ilginçtir. Sarayı gezen yabancılar şaşırırlar. Şimdi bir Osmanlı hükümdar algısı vardır. Özellikle bu maalesef kötü dizilere konu olmuş geçmişte yahut şimdiye de sirayet eden bir sürü şey var. Siyah renklere bürünmüş Türk figürleri görürsünüz. Halbuki Türkler hep renkli giyinmişlerdir. Saray o kadar renklidir renklidir ki. Tabii. Padişahların çiçekli kıyafetleri vardır, rengarenk. Tabii, hatta tabii. Yabancılar gördükleri zaman onu bir hükümdarın giydiğine inanmak istemezler. Ama öyledir. Çünkü o tabiatı üstünde taşımak çok güzeldir hükümdar için. Kadınlar da renkli midir? Aynıdır. Hatta neredeyse kadınlarla erkekler 18. yüzyıla kadar nispeten yakın kumaşları kullanmışlardır bile diyebiliriz. 19. yüzyılda kadınların estetik algısı çok değişiyor kıyafette. Artık Avrupa modasının egemen olduğu. Evet, tabii ki geliyor? Hatta evet. Beyoğlu'nun o alafrangalığında ortaya çıkan sarayın hükümdarına da hizmet eden aynı zamanda moda evleri sarayın hanımlarına, ekabir konaklarına da hizmet ediyor. İşte yakın zamanda ortaya çıkan Botter Apartmanı Sultan Hamid'in hususi terzisi için yaptırdığı bir apartmandır. Atölyesi de oradadır ve
ve padişah oradan giyindiği için padişaha, saraya yakın olan beyler de oradan giyinmektedir. Ve saraylılar da bundan istifade etmektedir tabii ki. Şimdi günümüzün estetik anlayışında bir yanlışlık yok mu? Yani ideal olan kadınlar gerçek gibi değil. Yani böyle bir insanları idolize ediyorlar ki. İnsanlar rejim yapıyor, onu yapıyor, kendini yerden yere atıyor. Ne yapsa size de gelse. Evet. Öyle olması mümkün değil. Değil. Bu da çok büyük bir mutsuzluk yaratmıyor mu insanlarda? Evet. Şimdi şöyle bir şeyi ben de duyuyorum aslında hastaların kendilerine duyuyorum. Herkes herkese benziyor. Çok doğru. Çünkü yapılan uygulamalar bazen gereksiz uygulamalar. Bu neden kaynaklı? Hasta bunu isteyebilir. Veyahut da gittiği yerde kendisine bunlar diye yapılması gerekiyor da denebilir. Gereksiz değil. Kadın bakıyor oraya televizyonda, talep, rağbet gören karakter bu. Ben de böyle olmak istiyorum diyor. Ne yapsın o? Influencerlar, ondan sonra sosyal medyada gördükleri o çok hesaplı, çok takipçili hesaplı olan insanlara bakıyorlar. Ha böyle mi? Bu böyle girmiş demek ki o kadar insan onu seviyor. Belki ben de böyle olursam ben de sevilirim kaygısı da yatabilir bu arada. Bu sosyal medyadan önce de vardı. Bilgiler hiç sosyal medya yokken vardı. Yani bir özenti. Özenti günümüzün hastalığı. Kimse olduğu gibi görünmek istemiyor. Yani özentili olmadığı sürece biraz önce de bahsettiğim gibi ufak dokunuşlarla daha iyi hissedebiliriz. Hem sağlığımıza faydası olur, hem cildimize faydası olur, hem de motivasyonumuza faydası olur. Ama abartıya kesinlikle karşıyız. Peki, abartmadan bir şarkı daha dinleyelim. Evet, son şarkımız. Bu şarkımız da iki ay önce çıktı. Hatta bir hikayesi var. Sevgili Murat Şoker, klip yönetmenimiz. Sabahleyin Çatalca'ya gittik. Söz müzik yazgın arkadaşımız Yazın Kaç'a ait. Bundan 3-4 ay önce mi ne çekilmiş? Ama Çatalca'da mı çekilmiş? Aynen, Çatalca deniz kenarında, ama o kadar soğuktu ki. Gittik, dedik tamam çekelim burada. Tabii ben bir böyle delik bir kazak giyiyorum. Ufaktan bir böyle partis gibi bir şey aldık ama ip ince. Hemen onu atıyoruz falan klipte. Ama şöyle bir şey oldu. Ben hayatımda bu kadar üşüdüğümü hatırlamıyorum. Tabii herkes böyle montlu sarmışlar vesaire. Demin diyordunuz sıcakla şey yapması kolay, soğuk şey diye. Ama klipte giyinmemem gerekiyor ya hani çok fazla. Murat dedi ki sonra, dedi kardeşim dedi, vallahi alnından öpüyorum. Ben bu klibi tamamlayamayacağız zannettim. Çünkü çok soğuktu. Bitirdik klibi. Hadi dinleyelim. Hadi bakalım. Thank you.
Çok belli etmemişsiniz üşüdüğünüzü klibde. Evet, evet. Çatalca. Çatalca. Çatalca da İstanbul oluyor. Ondan sonra Rumeli Feneri'de İstanbul oluyor. Maltepe'de İstanbul oluyor. Şimdi bu İstanbul nasıl bir şey? İstanbullu olmak nasıl bir şey? Bugünkü tanımlama için kesinlikle hakkınız var. Ama İstanbul ortaya çıktığı zaman, yani ilk şekillendiği zaman 330 senesinde tarihi yarımada diye bugün adlandırdığımız yerde. 330'dan da çok daha önce o çıkmadı mı? 10 binlerce evet, yıl falan. Evet. Bir prehistorik dönemlere o kadar Marmara'ya gidebilecek şeyler çıktı ya, bir sürü var. Evet, ama daha büyük bir mimariyle sınırları çevrelenmiş ve aralıksız olarak yaşamın devam ettiği bir başkent olarak açılması 330 senesi. Kimdir İstanbullu? Çok az süremiz var. Ha, ne yapar? İstanbullu olan, ya İstanbullu olmak şöyle bir şey. İstanbul'a kendinizi bırakmak ve İstanbul'un size sunacaklarını kabul etmek. Yani İstanbul'a maruz kalmakla ortaya çıkar. İstanbul size her şeyini verir, arz eder ve bahşeder. Hiç bir kıskançlık olmaksızın. Ama sizin boyun eğip ona maruz kalmanız ve İstanbullu olmanız lazım. Şehirli olmak nedir yüksek. Nedir bir İstanbullu ile Parislinin arasındaki fark mesela? İstanbul, Paris iki imparatorluğa başkentlik yapmamış, kendi içinde var olan bir şehirdir. Kendine özgüdür. Restorasyonlar döneminden sonra şekillenen bir mimari yapıyla ortaya çıkmış bir şehir anlayışına sahiptir. İstanbul öyle değildir. İstanbul'un silüeti bile koruma altındadır 17. yüzyıldan itibaren. Dolayısıyla İstanbul her şeydir. Dünyadır, Türkiye'dir. Anlayan İstanbullu için, nasıl? Daha mı kibardır mesela? Daha kibardır, daha zariftir. Mahalliliği meziyet saymaz. Şehirliliği yüksek kabul eder. Ve alçak gönüllülüğü zarafetiyle birlikte üzerinde taşır. Nasıl ki eskilerin tabiridir, Beyoğlu'na biz efendim takım elbiseyle çıkardık. Neden? Bu sadece bir alafrangalık eseri değildir. İstanbullu orada aynı zamanda bir moda dünyasının var olduğunu bilir. Bugün konuştuğumuz zaman herkes Milano'dan, Şanzelize'den, oradan buradan bahseder. Ne kadar Fransız sokaklarında zarif insanlar vardır. Çünkü az evvel konumuzun başında söylediğimiz estetik kaygılar ve ikaz ettiğim eğreti olmamak halinin evet, bir getirisi olarak orada öyle var olurlar. Misafirperverlik de var değil mi İstanbul'da? Misafirperverlik sadece İstanbul'da var olan bir şey değil. İstanbul'a gelen, İstanbul'a sahip olan Türklerin fetihten sonraki süreç için bahsediyorum. Orta Asya'daki köklerinden itibaren getirdikleri bir şeydir. Misafirperverlik eşittir Türklük. Aslında evet, böyle anılır. Evet, şimdi sözü burada bitirelim. Estağfurullah. Süremiz bitti. Güzel söyledi ama alçak gönüllülüğü zerafetiyle taşır. Çok evet, güzel bir cümle. Misafirperverlik eşittir Türklük. Ben de bu lafı kesinlikle, çok sevdim. Kesinlikle. Evet sayın seyirciler, ne yazık ki bir programın daha sonuna geldik. Haftaya başka konularla görüşmek üzere. İyi hafta sonları.